Beyken TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Eğitim Pusulası programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızı Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü Avalon yerleşkesinden gerçekleştiriyoruz. Ve bugün de siz öğrenci adaylarımız için mesleklerimizle alakalı, programlarımızla alakalı hocalarımızdan bilgi alacağız. Bugün yine her zamanki gibi her programımızda Beykent Üniversitesi Öğrenci Kanımız Serhat Butur benimle birlikte değerli sorularını hocalarımıza iletecek, hocalarımız da sizler için yanıtlayacak. Hemen ilk programımızdan başlayalım isterseniz, hocamızla tanımış olalım. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Sorumlumuz, Öğretim Görevlisi Melek Karatuz'la bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Hemen Serhat hocama da dönüyorum. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak tekrardan çok büyük mutluluk. Bilmukabele hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen isterseniz hocamızı tanıyalım. Tabii. Sonrasında hız kesmeden programımız hakkında ve mesleğimiz hakkında detaylı bilgilere sahip olacağız. Sizi tanıyalım değerli hocam. Öğretim görevlisi Melek Karatuz'la 1,5 yıl oldu ortalama Beykent Üniversitesi'nde başlayalı. Daha öncesinde hemşire olarak çalışıyordum. Evet. 7 yıl kadar hemşirelik deneyimim var. Yüksek lisans üniversitesi mezunuyum. Şu anda doktora için uğraşıyorum. Doktora için evet. Devam ediyoruz. Çok güzel bir tarafı var aslında hocalarımızın. Hocalarımız da tamam demiyorlar. Sürekli yeni bir şeyler katmak için uğraşıyorlar kendilerine. Hep gelişim yönündeyiz. Harika bir şey bu da çok gerçekten. Peki mesleğimizle alakalı bir iki giriş cümlesi isteyeceğim sizden. Yani mesleğimizi tanımlarsanız nasıl tanımlarsınız tabii, bize? Şöyle tanımlayalım. Hekimler tarafından istenen radyolojik görüntülemeler var biliyorsunuz. İleri tetkik evet. amacıyla istenir bu görüntülemeler. Ve bunları çeken ki kaliteli çekim olması için iyi eğitilmiş teknikerler evet. olması gerekiyor. Biz burada tıbbi görüntüleme tekniklerini bu doğrultuda eğitmeye çalışıyoruz. Evet, iyi teknikerler. Radyolojik görüntülemeler, kaliteli radyolojik görüntülemeler elde etmek için yaptığımız bir çaba. Evet. Peki hocam, şimdi biz böyle yetiştirdiğimizi söylüyoruz ama evet. öğrenciler şimdi bir tercih dönemine giriyor. Yeniden sınav sistemleriyle ilgili hep konuştuk, ettik. Sınavlardan da çıktılar şu anda. Bölümleri tanımaya başlıyorlar. Hayalini kurduğu alanlar genellikle sağlık alanları oldu bazı grubun. Şimdi bu bölümle ilgili konuşacağımız zaman öğrenciler derse başladığı zaman aslında işin içine girmeye başlıyorlar. Evet. Şimdi işin içine girmek deyince de ders programı ortaya çıkıyor. Dersler nasıl gerçekleşiyor? Nasıl bir programlar olacak yani? Derslerimiz şöyle teorik ağırlıklı. Son dönemde stajımız var. Orada daha çok uygulama yapıyoruz. İlk dönemde bütün sağlık programlarının aldığı anatomi, fizyoloji gibi temel derslerimiz var. İkinci dönemden itibaren daha çok mesleki derslere yöneliyoruz. İşte tıbbi görüntüleme 1, tıbbi görüntüleme 2, nükleer tıp görüntüleme, radyolojik anatomi, tıbbi ve radyolojik terminoloji. Bütün bu derslere yöneliyoruz. Dördüncü döneme de artık öğrenci staja çıkacak duruma getiriyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Peki bunları da öğrenciler staja gittiği zaman bazı durumlar şöyle gerçekleşiyor. Çok net olarak soralım. Zaten öğrenciler staja gittiği zaman birkaç yerde duyduğumuzda işte hiç bilmedikleri, tanımadıkları, işte bir teknik aletlerle karşılaştıklarını ya da kavramlarla karşılaştıkları konuşulur hep. Evet. Bizim öğrencilerimiz staja gittiğin zaman böyle bir kargaşa içerisinde oluyorlar mı? Böyle bir kargaşa içerisinde açıkçası terminoloji ya da teorik olarak olmamaları gerekiyor. Çünkü biz yeterince bu bilgiyi veriyoruz ki gelen bu dersleri veren hocalarımız da hep sahalardan radyoloji doktorlarımız veriyor daha çok bu derslerimizi. O yüzden çok yabancı olmuyorlar. Hani cihazı görmüyorlar ama cihazda çekilen görüntüleri ki gerçek hasta görüntüleridir bunlar. Bu hasta görüntüleri üzerinden derslerini işliyorlar. O yüzden çok yabancı oldukları alanlar değil aslında staja çıktıklarında ki ben çok bocalayan öğrencimi bilmiyorum. Çok güzel. Çünkü geri dönüşler çok güzel staj sonrasında. Çok aslında güzel. Tabii sahadan hocalarımızın oluyor olması o belki çok önemli. Daha evet, etkili işte, evet, olacak. Çok önemli gerçekten hocamızla öncesinde aynı şekilde sahada bulunmuş uzun bir süre. Peki laboratuvar ortamlarını biraz daha detaylandıracak olursak yani ne tarz şeyler var? Neler görüyor arkadaşlarımız o işte ekipmanlar olarak veya uygulama olarak? Tam olarak neler yapıyorlar? Şöyle tıbbi görüntüleme çok laboratuvar ortamında çalışmıyor. Sadece tek bir derste laboratuvar bir ortamında görüyor. Var. Parenteral uygulamalar diye bir dersimiz var. Burada da birebir maket üzerinde ki canlı insan cildine çok yakın maketler bunlar. Evet, maketler bu maketler üzerinde birebir uygulama yapıyor. Bütün öğrenciler yapıyor. Yani benim de bizzat verdiğim laboratuvar dersleri var. Bu laboratuvar derslerini birebir öğrenciye yaptırıyorum maket üzerinde. Peki bu durum öğrencilerimizi diğer üniversitelerden ne kadar öne taşıyor? Öğrencilerinden daha doğrusu. Yani duyumlarıma göre birçok üniversitede bu kadar detaylı, donanımlı laboratuvarlar yok. Yani dışarıdan aldığım hep olumlu geri dönüşler laboratuvarlara yönelik. Evet. Çok aslında güzel donanımlarımız var çünkü. Öğrenciler tercihlerini yapacağı zaman aslında hep şey davet ediyoruz. Üniversitemize gelin.
ya da evet, seçeceğiniz üniversiteye lazım. Onları evet. gördükten sonra aslında tercih yapsınlar değil mi hocam? Kesinlikle. Çünkü sadece teori veren, laboratuvar olmayan bir yer onlar için aslında çok da çok yetersiz olur hocam. Evet. Özellikle sağlık programlarında çok yetersiz kalır. Laboratuvar ortamı şart sağlıkçılar için. Tabii ki çünkü bu, sağlıkla alakalı özellikle bir alan olduğu için en iyi şekilde derinlemesini öğrenmek gerekiyor. Şimdi birçok meslekte sizler tabii daha iyi bilirsiniz. Hani sektörün içerisinde öğreniliyor ama burada ne kadar çok şey görüp o kadar hazırlıklı gitseler o kadar önemli. Çünkü aynı zamanda sağlıkla ilgili her sanıyorum meslek kutsal bir meslek. İnsan sağlığı da söz konusu olduğu için buradan bu şekilde söylüyoruz. Peki biraz staj konusuna da değinelim mi hocam? Stajlarımızla alakalı neler yapıyor arkadaşlarımız, okulumuz, sizler bu şekilde ne konuda devreye giriyorsunuz onu da öğrenelim. Okulumuzda 4 yarı yıllık bir süreç bu, 2 yıllık öğrenim süresi. 4. yarı yılda stajlar oluyor. Bunda stajı nerede yapacağını aslında tamamen öğrenciye bırakıyoruz. Öğrenci isterse dışarıda kendi bulduğu bir yerde stajını yapabiliyor. Ya da isterse bizim anlaşmalı birçok kurumumuz var. Kamu kurumlarıyla anlaşmamız var. Çok iyi. İsterse buralarda yapabiliyor ki birçoğunu da istediği yere yerleştirebiliyoruz. Bu konuda çok çok avantajlıyız. Bu çok güzel aslında. Birçok sıkıntı yaşamıyoruz. Birçok bölümde bunu konuşurken aslında hep dikkat ettiğimiz nokta hocam o. Anlaşmalı yerlerimiz var. Öğrenci biz kendimizi yerleştiriyor demek bir bakıma da rahatlatıyor hep. Esprisini de yapıyor. Doğu'dan gelmiş ya da Karadeniz'in herhangi bir yerinden gelmiş birisi İstanbul'u bilemiyor ve staj yapması da çok zorlanıyor. Tabii ki zorlanan şeyler. Yani çevre olmayabiliyor çünkü farklı şehirlerde. Evet. Öğrencinin başarısı hocalarıyla destekleniyor. Aynen. Güzel oluyor. Konuda... Hatta şöyle bir avantajımız da var. Öğrenciye soruyoruz nerede oturuyorsun? Oturduğu yere yakın bir yeri mümkün olduğunca bulmaya çalışıyoruz. Bayağı didikli hocalarımız bu konuda. Araştırıyorlar gerçekten. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Evet. Peki hocam. Şimdi bir de burs durumları var aslında. Şimdi bölümlere baktığımız zaman birçok ailenin bize sorduğu bursunuz var mı? Bursunuz nasıl kesiliyor? Bu bölümde çünkü birazcık zorlanabileceği bir bölüm. Aslında burada burs kaybetme şartları nelerdir? Bunlar hakkında da birazcık bilgi alabilirsek sizden. Burs kaybetme durumu çok fazla olmuyor açıkçası. Çünkü öğrenci kaldığı zaman bile bursu devam ediyor. O yüzden çok sıkıntı yaşamıyoruz burs konusunda. Hatta 3 ders sınavlarımız var. Bunlara girerken bile burs devreye giriyor. Ücretin tamamını ödemiyor. Bursu olduğu kadar kısmını ödüyor mesela. O yüzden bursun kesilme gibi bir durumu söz konusu pek mümkün değil. Yani tam bursuysa aslında ücret bile ödemiyorlar bu şekilde. Aynen öyle. Evet. Bununla ilgili de çok özür dilerim ben birazcık hızlandım Buyurun ama. Şimdi bölüm dikkat çekici olduğu için bir de sağlık turizmi diye bir şey var. Türkiye'nin bir gerçeği var. Bununla ilgili bu öğrencilerin dil konusunda aslında bir şeyler yapması gerekiyor mu sizin bölümünüzde okuyan öğrencilerin? Neler yapabilirler? Tıbbi yöntemde açıkçası çok gerek yok dile. Ha, olur da dil korkusu olan arkadaşlar ve lisansın üstüne devam etmeyi düşünüyorsan mutlaka orada dil devreye girecek. Ama çalıştıkları müddetçe yabancı dil çok gerekmeyecek onlara. Peki sürekli insanlarla ilişki içerisinde mi olması gerekiyor? Nasıl özelliklerin olması lazım o kişilerin? Tabii hastalarla iletişiminin çok iyi olması gerekiyor. Sorumluluk sahibi olması gerekiyor kesinlikle. Ekip çalışmasına yatkın olması lazım. Çünkü bu işi tek başına yapmayacak. Radyoloji hekimiyle ortaklaşa bir iş götürecek. O yüzden ekip çalışmasına yatkın olması gerekiyor öğrencilerimizde. En çok aradığımız özellik bu aslında. Gerçekten önemli. Evet. Peki şunu da soralım. Biraz önce bahsetmişken DGS ile alakalı. Arkadaşlarımız hangi bölümlere yönelebiliyorlar bu program içerisinde? Evet, 3 farklı bölüme yönelebiliyorlar. Hemşirelik var bunların içinde. Acil afet var. Hastane yönetimi var. Bu 3 farklı bölüme DGS ile geçiş yapabiliyorlar. Ön lisans mezuniyetinden sonra. En çok talep hemşirelik gibi mi Hemşirelik yönünde oluyor. İş alanı daha geniş olduğu için galiba tercih ediyorlar. Evet, aslında iki tane altın bileziği olmuş oluyor elinde. Hem kendi okuduğu bölüm hem hemşirelikle beraber çift çok diploma, iki tane diploma, ayrı i̇ki diploma tane. İkisini de kendi alanlarını değerlendirebiliyor sanıyorum arkadaşlarımız. Kesinlikle. En güzel avantajı bu. DGS ile hani diğer ilk aldığı diploma arada kaynamıyor yani. Evet. Bu önemli bir detay çünkü. Bunu buradan arkadaşlarımızla soru işareti oluyor. Belirtmiş olalım. Hemen şunu da ekleyelim o zaman. Şimdi arkadaşlarımız evet buradan güzel eğitimler alıyorlar gerçekten ciddi anlamda ama gelişmenin sonu yok, hiçbir zaman yok. Evet, dışarıda böyle araştırabilecekleri, sertifikalar alabilecekleri alanlar var mıdır? Sizin böyle tavsiyeleriniz oluyor mu? Hani şu alanda, şu konularda işte kendinizi geliştirmeye bakın, sertifikalar alın, belgeler toparlayın gibi. Özellikle görüntüleme cihazları yönünde biz bunu istiyoruz. Bilgisayarlı tomografi var, bunu kısa sürede öğrenebilirler ama
Bunun daha üst görüntülemesi olan manyetik rezonans görüntüleme var. Bu görüntülemeyi yani uygulamaya çıksalar bile 6 ay gibi bir sürede ancak öğrenebilirler. O yüzden biz istiyoruz ki mümkün olduğunca bu tür eğitimleri kovalayın. Çok fazla radyoloji derneği var İstanbul'da. Hemen hemen hepsiyle de biz görüşüyoruz. Burada hatta geçtiğimiz dönemde, bahar döneminde birinci sempozyumumuzu gerçekleştirdik tıbbi görüntüleme adı altında. Bu tür sempozyumlarla da biz öğrencileri belgelerle destekliyoruz. Ama istiyoruz ki onlar da biraz çaba göstersin, kendileri de bulsun bu tür eğitimleri. Özellikle yani, manyetik rezonans alanında. Diplomanın yanında Serhat Hocam hep söyler. Evet. Mutlaka bir sertifik olması lazım. Kesinlikle biz de bu yönde. Biz şeyleri söylüyoruz hocam. Çünkü mezuniyet olduğunuz alan tabii ki üniversitemizin ismi köklü bir üniversite. 20 yılında, 22 yılındayız biz. Birçok üniversitede de çok kıymetli öğrencileri var ama bir işe başvuracağınız zaman boş bir CV, okula gidip geldiğin CV'si yetmiyor kimseye. Evet. O yüzden kendinizi geliştirmek adına hocalarım çok kıymetli sempozyumları oluyor. Bazılarını biz de kendimizce yapabildiğimiz destek varsa hocalarımızı takip etmeye çalışıyoruz aynı konuda. Evet. Ama bunların dışında öğrencilerimize biz dil kursları da açıyoruz, diğer sertifika programları açıyoruz. Öğrenciler o yüzden amacımız aslında bu hayatta bir kariyer çizgisi oluyorsa, iş hayatına girmeden önce zaten hocalarım o iş kısmını hallediyorlar birçok kısmıyla. Kesinlikle. Biz de sadece birazcık daha sosyal boyutunu koymaya çalışıyoruz. Tam donanımlı çıkma hedefindeyiz aslında her zaman. Dışarıya çok yönelemeseler bile okulun aslında düzenlediği programları takip ederek bile çok güzel gelişimlerde bulunabilirler. Aklıma şu geldi aslında, şu konuya da değinelim. Evet, mesleğimiz hakkında detaylı bilgi almak önemli, işte ekstra bir şeyler katabilmek ama sosyal aktiviteler mesela. Evet. Sanki artık bilmiyorum şirketler ya da işte bu alanda hastaneler vesaire hani bunlara önem veriyor mu? Kurumsal şirketler önem veriyor, bunu biliyorum. Evet. Bu peki sağlık alanında çalışacak arkadaşlarımız için de geçerli midir sosyal aktivite tecrübeler gibi? Öğrenci kulüpleri. Çok bunları irdelemiyor açıkçası hastaneler şu anda. Yani kendileri için ama tabii ki yine de böyle onların uğraşan aradığı şu anda tam donanımda eleman. Her şeyi bilen, hastanelerin istediği, evet. Çok iyi. Hastanelerle peki hiç hani bu konuda yazışmalar hani şeyler oluyor mu? Yani merak ediyorlar bizim okulumuzda neler var, bizden nasıl öğrenciler çıkıyor, talep ne yönde bu konuda? Şöyle, aslında birçok hastane artık bizi tanıyor, öğrencilerimizi tanıyor ve geri dönüşler olumlu. Değil çok mi? Güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani şaşırıyorlar, hatta bu kadar donanımlı beklemiyorlar. Birçok okulda çünkü bunu görmemişler. Gelen öğrencilerin hiçbir şey bilmediğini söylüyorlar. Bizden daha donanımlı gittiklerini söylüyorlar. Bu tür olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şampusu da herhalde öğrencilerimizi bekliyorlardır, evet, değil mi? Tabii staj dönemindeyken iş teklifi alan öğrencilerimiz oluyor. İş teklifi kamu kuruluşlarında. Evet. Çok iyi. Peki hocam, hani öğrenciler şimdi biz diğer alanlarla ilgili birazcık daha rahat biliyoruz. İşe girebilmeleri için şunlar gerekir vesaire diyebiliyoruz ama şimdi hiç deneyimi olmayan bir öğrenci mezun olduktan sonra çok güzel. Yani staj sırasında teklif alanlar için harika bir durum. Evet, çok ama güzel. Öbür türlü düşündüğümüz zaman öğrenci bu bölümden mezun oldu ve bir hastaneye başvurdu. O hastanede ciddi anlamda alınabilmesi için CV'de ne yazması gerekiyor? Kendi nasıl ifade edebilir? Bir kere az önce de konuştuğumuz belgeler, sertifikalar çok rol oynuyor. Özellikle manyetik rezonans alanında. Ki manyetik rezonans ayrı bir alan olarak görülür. Öğrenilmesi de zor bir alandır. O yüzden bu tür elemanlara daha kalifiye eleman olarak bakılıyor. Daha üst seviyede eleman olarak bakılıyor. Ve açıkçası kapılıyor. Tabiri caizse böyle söyleyebilirim yani. Çok güzel. Evet, çok iyi gerçekten. Peki sizin eklemek istediğiniz hocam notalar ben, var mı? Aslında şöyle, şimdi buradaki öğrencilerimize baktığımızda biz evet sosyal alanlarda birazcık daha azlar. Daha çok çünkü hastanenin içerisinde girmeye çalışıyorlar ve çok hareketli de. Aslında onların enerjisi zaten bize daha büyük güç veriyor. Evet. Hocalarımızın yaptığı çalışmalar zaten apar, hiç tartışmaya gerek bunları konuşmaya. O yüzden öğrencilerimize şunu, adaylarımıza şunu tavsiye edebilir miyiz? Aslında gelsinler, burayı görsünler, sizlerle bir kere görüşsünler. Evet. Ondan sonra yazacaklarsa yazsınlar bu bölümleri. Bu konu çok hakkında yeni adaylar için neler söyleyebiliriz hocam? Burayı yazmak isteyen öğrenci de neyi hayal ediyorsa gelsinler. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim, sosyal medya biliyorsunuz herkesin elinin altında şu anda. Oralara çok bakmamalarını tavsiye ederim. Eğer Beykent'i merak ediyorlarsa, bu bölümü merak ediyorlarsa bizzat gelip bizden bilgi almalarını ben öneririm. Çünkü sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği bilgi de olabiliyor, iyi reklam da olabiliyor ama yanlış yönlendirici şeyler de olabiliyor. Üniversiteleri tek tek geçsinler aslında ki evet, bizim üniversitemize dahil olmak üzere biz gururla bizzat burada kapılarımızı açıyoruz. Bizzat gelip görsünler, ders alacakları yerleri, laboratuvarları, hocaları bizzat tanısınlar. Biz bunun için kapımız her daim açık tutuyoruz ama. Bir de hocam diyelim ki geldiler, bir şekilde puanı tuttu, Beykent'e geldiler, A Üniversitesi'ne, B Üniversitesi'ne geldiler.
Buradan da mezun oldular. Evet. Dedik ya stajda hemen iş teklifi geliyor ve işe başlayacaklar. Ortalama, bu çok konuşulmadı ama aslında, ortalama ne kadar maaşla işe evet, başlatıyorlar? Şöyle, asgari ücret değil kesinlikle. Onun üzerinde tabii ki biz başlamalarını bu yönde tavsiye ediyoruz öğrencilere. 2-2,5 civarı başlangıç için öneriliyor. Evet. Sonrasında tabii teklif ki geliyor bu şekilde. Kendilerini gelişmelerine... Tabii deneyime bakıyor bu iş. Deneyim kazandıkça maaşları da artıyor. Yani en başta pes etmemeleri önemli tabii bu süreçte. Evet. Tabii illaki zorluklar var her meslekte olduğu gibi. Başlangıçta o zorlukları aştıktan sonra onlar da hem meslekten haz almaya başlayacaklar hem de aldıkları ücret onları tatmin edecek. Peki KPSS ile bu alanda kontenjan var mı? Var evet. Kısıtlı da olsa var. Şöyle ön lisans olduğu için biliyorsunuz bütün sağlık programlarında ön lisans alımı az. Ama şöyle bir tane atamadan örnek vereyim. 350 tane tıbbi göndereme teknikere alımı oldu. Önceki KPSS'lerde. Yani bunun olmasa bile ki ben öğrencilerime hep özelleri tavsiye ediyorum. Çünkü özellerde çok geniş iş alanı var. Ki çalışabilecekleri alanlar da çok geniş. Özel muayenehanelerde çalışabiliyorlar, dispanserlerde çalışabiliyorlar. Özel görüntüleme merkezleri çok fazla İstanbul'da özellikle. Buralarda çalışabiliyorlar. Kamu kuruluşları zaten bu hizmeti taşeron firmalardan temin ediyor. Taşeron firmalara direkt başlayabiliyorlar. Geniş iş alanlarına sahipler. O yüzden çok kamu diye odaklanmayın diye ben öneriyorum öğrencilere. Aslında bir şekilde garantiliyorlar kendi hayatlarını. Evet, bu bölüm iş konusunda öyle çok sıkıntı yaşayan bir bölüm değil. Güzel, arkadaşlarımız soru işaretleriyle gelmesinler yani acaba ne olacak sonum diye. Gayet güzel iş imkanları olduğunu söylüyor hocamız. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam size verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık diyorum ben. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, programımızın ilk yarısında tıbbi görüntüleme teknikleri programından bahsettik. Program sorumlumuz öğretim görevlisi Melek Karatuz'da bizlere bilgiler sundu programımız hakkında. Meslek hakkında detaylı bilgiler verdi. Şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından farklı bir programla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Farklı bir programla karşınızdayız şu anda. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı diyeceğiz. Öğretim görevlisi Duygu Selçuk hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız merhaba hocam? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Serhat hocamızla birlikte sizi tanıyalım. İzleyenlerimizle birlikte tabii. Sonrasındaysa üniversite öğrencisi aday arkadaşlarımız için buradan bilgiler alacağız size meslek adına ve program adına. Tamam. Önce kendimle başlayayım. İsmim tabii Duygu Selçuk. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik program başkanıyım. Evet. Yine aynı alanda ben lisans eğitimimi aldım. Üniversitesi Sağlık İdaresi mezunuyum. Evet. Aynı alanda yüksek lisansım var. Bu şekilde özel sektörde daha önce tecrübelerim oldu. Hem Ankara'da hem İstanbul'da özel hastanelerde çalıştım. Çok güzel. 3 senedir de, 3 senemi dolduruyorum, Beykent Üniversitesi'ndeyim. Beykent Üniversitesi'ndesiniz 3. senenizde. Çok güzel. İsterseniz ufak ufak Serhat hocam konumuza giriş yapalım. Tamam. Öğrenci arkadaşlarımız merakla bekliyorlar. Aslında hocam ilk sorumuz şöyle olsun bu sefer. Hep ders programıyla başladım ama bu sefer bir değiştireceğim. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik deyince aklımıza nasıl bir iş ortamı gelmesi gerekiyor? Yani adı üstünde aslında hastanelerde sağlık kuruluşları ilk aklımıza gelecek olan seçenek. Genellikle arşivleme işlemleriyle ilgileniyorlar. Kodlama, sınıflandırmaları bilmeleri gerekiyor. Tabii en önemlisi terminolojiyi muhakkak bilmeleri gerekiyor. Hastane ortamı içerisinde de hasta kabul, hasta kayıt bölümlerinde, ameliyathanede, laboratuvarlarda, bu gibi hastane içerisindeki pek çok tıbbi birimde aynı zamanda idari birimlerde de çalışıyorlar. Peki bunları yapabilmesi için nasıl bir ders programları görüyorlar? Tabii öncelikli olarak biraz önce dediğim gibi aslında tıbbi terminoloji çok önemli. Çünkü sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar, bunun gibi pek çok personel terminolojiye hakim oluyor. Sekreterlerimizin de tıbbi sekreter adı üstünde buna hakim olmaları şart. Terminoloji alıyorlar. Hastane bilgi sistemleri dersimiz var. Tabii genel bilgisayar dersinin dışında biz bölüm olarak hastane bilgi sistemleriyle ilgili bilgi almaları, öğrenmeleri açısından bu dersi veriyoruz. Onu da aynı zamanda uygulamalı bilgisayar lablarında veriyoruz bu dersimizi. Bir hastane bilgi sistemini öğreniyorlar. Sağlık sistemi hakkında bilgileri oluyor. Sağlık mevzuatını tabii ki de öğrenmeleri
bizim için çok önemli. Çünkü etik bir sürü önemli başlık var sağlıkta. O yüzden bu alana hakim olmak daha kontrollü olmalarını sağlayacaktır. Bir de tabii ki de diğer en önemli konumuz sağlık psikolojisi, hasta psikolojisi. Bununla yönelik de derslerimiz mevcut. Aslında evet. Tam donanımlı bir eğitim alıyorlar açıkçası. Evet, aslında yani hastanede çalışacak, bu görevi yapacak bir personel için gerekli pek çok ders aslında. Yani belki %100 diyemeyiz ama %80, %90 çok rahatlıkla alıyorlar. Aslında burada şey dikkatimizi çekmedi mi? Şey söylediniz, hastanelerde kullanılan otomasyon programını öğreniyorlar dediniz. Evet, bu evet. Tüm Türkiye'de kullanılabilen ya da daha büyük bir çoğunluğu tarafından kullanılan bir program mıdır hocam? Şöyle biz daha genel öğretiyoruz. Yani şimdi şöyle konuşacak olursak Medulla gibi sistemler Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı, SGK'nın kullandığı sistemler. Bunu şu an zaten okul sistemi içerisine dahil edip öğretemiyoruz. Biz sadece bunu birazcık daha resimlerle teorik olarak anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama onun dışında özel sektördeki hastaneler farklı farklı yazılımlar kullanıyorlar. Biz bununla yönelik birkaç tane yazılımla, daha doğrusu hastanelerle iletişime geçip bu tarz yazılım programları geliştirmiş sektördeki şirketlerle anlaşarak eğitimler veriyoruz. Hem sertifika alıyorlar, evet, hem de derslerde de laboratuvarda yaparak daha ayrıntılı bir şekilde öğreniyorlar. Çok da arkadaşlarımız, hocalarımızla destek verebilirse. Zaten aslında hepsi birbiriyle çok benzer programlar. Önemli olan hasta kaydını nasıl alıyor, kaydediyor. Bunun gibi şeyleri temelden öğrenmek, gerisi çalışırken daha çok tabii ki de öğreniliyor. Şimdi aslında bu hocamızın konuştuğuyla bağlantılıydı yanlış hatırlamıyorsam hocam. Bir firma üniversitemize gelip bu konuda eğitim vermiş ve evet, sertifika vermiş. Çünkü o zaman kendileriyle protokol imzalarken şunu söylemişlerdi. Bu alandan mezun olanlar var fakat bu programları kullanmayı bilmedikleri için istihdamda biraz sıkıntı yaşanıyor. Evet. Ve programı sattığı hastanelerse kendilerinden personel talep ediyor. Ve böyle gelmişlerdi ve bizim öğrencilerimize bu eğitim vermişlerdi. Hocalarımızın günü iyi takip ediyor olması ve şirketlerle olan bağlantıları sayesinde aslında bir adım öne geçiriyor bizi, evet, sağ olsunlar. Çok da bu konuda öğrencilerimizin mutlu olduğunu görmüştük. Bu konuda çok aktif değil mi okudunuz hocam? Siz de çok eğitim, iyi bilirsiniz, içine eğitim birebir konusunda evet, bizim geçen seneki aslında kısmımız eğitimin iyisini biz biliriz hashtag ile çıkmıştı. Hocalarımızın büyük çabası sayesinde aslında bunun hakkını verdiler diye düşünüyoruz biz. Çünkü evet, öğrencilerimizin işe girme oranlarına bakınca birazcık da rahatız. Giremeyenler için şu anda çabalarımız daha da fazlalaştı. Biz birçok şirkette ve hastaneyle protokol anlaşmaları yapıyoruz. İş ve staj protokolleri. Hatta yenilikler de var. Öğrencilerimize farklı kartlar çıkaracağız. Onlar tamamlandığında onun reklamını büyük bir ihtimalle yaparız. Ama bu eğitimlerin yanında sadece bu programlar olarak düşünmemesi lazım. Yabancı dil eğitimleri oluyor. Birçok sertifika programları gerçekleşiyor. Hocamız hasta psikolojisi demişti konuşurken. Onun için de mesela biz psikoloji bölümümüzle beraber yine bir katılım sertifikalı programlar planlıyoruz. Bunlar gerçekleşiyor. Öğrenciler aslında hem fakülteyle beraber hem meslek yüksekokulunun içerisinde birçok eğitim olanaklarından yararlanabilme fırsatı oluyor. Çok iyi gerçekten. Ben çok özür dilerim. Ben evet, iş derken tabii bazı konular bizim de öğrenci dekanının bilmediği konular kısmından ilerleyeceğiz. Peki hocam, öğrenciler şimdi staj bulacağı zaman bize de çok fazla geliyorlar. Daha doğrusu staj zamanında geliyorlar. Aileler diyorlar ki benim çocuğum bu bölümü çok istiyor. Bunu bir okuma süreci var. 2 yıl bittikten sonra ya da 2 yılın son döneminde bir staj evresi olacak. Zorunlu evet, staj. Aha. Peki bu stajı biz nasıl halledeceğiz? Şöyle, bizim okulumuzda sağlık programları içerisinde zaten okulumuz bize staj imkanını devlet hastanelerinde sağlıyor. Direkt öğrencilerimiz isterlerse devlet hastanelerinde uygun, hatta lokasyona göre tercih yapabiliyorlar genellikle. Buna göre tercihlerini belirterek staj koordinatörlüğümüzde öğrencilerimize staj imkanı sağlıyor. Ama öğrenci derse ki ben özel sektörde çalışmayı istiyorum ve özel sektör deneyim elde etmek istiyorum, o zaman kendi tercihiyle özel sektörde staj arayışına girmesi gerekiyor. Ama onda da tabii ki de biz hocalar olarak elimizden geleni yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bağlantılarımız faydalı oluyor bazen. Şu geldi aklıma, hep diyoruz işte, öğrencilerin birçoğu işte staja başladığı yerde iş olanağı bulabiliyorlar diye. Evet. Aslında stajdan sanıyorum hem bir şeyler evet öğrenmeleri yine gerekiyor gelişim açısından. Hem de ama okulda öğrendikleri şeyleri de daha sonrasında iş imkanı bulabilmek adına biraz sergilemeleri de gerekiyor. Kesinlikle. Yani o yüzden sektörde öğrenirim değil, okulumuzun imkanlarından sonuna kadar yararlanmaları onların da
faydasına olacaktır diye bilmiyorum, düşünüyorum sizlerin dediklerinden yola çıkarak. Ne diyorsunuz bu konuda hocam? Yani şöyle gözlemlerim tamamen bu yönde. Öğrenciler tabii ki ilk başta geldiğinde derslerden bazen sıkılıyorlar. Bunları öğrenmekten bazen zorlanıyorlar. Özellikle terminoloji işin içine girdiği için. Ama sonrasında ikinci sınıfın biz bahar döneminde staj yaptırıyoruz öğrencilerimize. Yani mezuniyetten hemen önce. Sonrasında staj defterlerini teslim ettikleri zaman özellikle staj bitmiş oluyor. Gördüğümüz, hocam evet gerçekten biz çok faydalı şeyler öğrenmişiz ve bunları tekrar stajla pekiştirmek bize çok büyük aslında iş öncesinde önümüzü görmemizi sağladı diyor. Ki zaten dediğiniz gibi de öğrenci kendini staj yaptığı yerde gösterirse, özverili davranırsa staj yaptığı yerde kalma olasılığı da iş yüksek olarak olur. Devam etme oranı da çok yüksek. Özellikle kendi bölümüm için söyleyebilirim bunu. Gözlemlerim bu yönde. Evet. Peki DGS'ye gelelim biraz. Evet, DGS'den. Çünkü şimdi çok fazla derecede ailelerinde tartışı nokta. Aslında meslek yüksek okuluna kayıt ettirdiği sırada DGS ile biz devam edebiliyoruz diye bir sorusu geliyor bize. Evet. Aslında biz hala meslek yüksek okuluna devam edip iş, çünkü iş hayatını yetiştirme yeridir meslek yüksek okulu olarak belirtiyoruz. Akademik ilerleme de hep lisans kısmını yönlendirdik. Peki bizim DGS ile yapabildiğimiz bölümler nelerdir hocam bu konuda? DGS ile direkt aslında bağlantılı bölümlerimiz sağlık kurumları işletmeciliği, okulumuzda da olan sağlık yönetimi veya sağlık idaresi şeklinde isimlendirilen lisans programlarına geçiş yapabiliyorlar. Bunun da bizim bölümümüzden farkı, sağlık yönetimi mezunu olduklarında idari birimlerde daha yüksek mevkilerde çalışma, yani İdari müdürlük, direkt idari olarak hastanenin genel müdürlüğüne kadar yükselebiliyor bu bölüm mezunları. Bu şekilde hani kariyerinde yükselmek istediğinde DGS ile bu bölüme de geçebilirler. Bu bölümde yabancı dile ihtiyaç var mı? Okurken bilmiyorum tabii ama mezuniyetten sonrasında tercih edilebilir oranını arttırıyorlar mı? Kesinlikle tabii ki de, çünkü daha önce gittiğimiz, yani hem öğrencilerimiz de bu sene bir bu tarz bir sempozyuma gittik, hem de kendi gözlemlediğim kadarıyla gerçekten sektörden personelle alımıyla ilgilenen pek çok işte müdür, insan kaynakları müdürlüğüne kadar çalışan kişilerden duyduğumuz İngilizce, özellikle tabii ki de artık hani günümüzde nereden mezun olursanız olun İngilizce, hatta sonrasında Arapça bile da aynı şekilde biliyor olmaları çok büyük avantaj sağlıyor. Çok farklı. Evet, bu şekilde diyoruz. Peki şunu da soralım. Şimdi arkadaşlarımız tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik için bu mesleği ya da bu bölümü okuyan, bu programı okuyan, bu mesleği yapacak arkadaşların görevleri neler? Neler içerisinde bulunuyorlar diye sorarlarsa. Genelde bu soruları biz okuyoruz. Evet, evet. Neler söyleyebiliriz? Genel olarak baktığımızda hasta kabul, yani tüm özel ve kamu sağlık kuruluşlarından bahsediyoruz. Bunlar içerisinde işte hasta kabul dediğimiz arşivlemede çalışabiliyorlar. Ameliyathane, laboratuvarlarda özellikle raporlama işlemlerini yürütebiliyorlar. Ve bunlar, bu klinik birimler dışında idari birimlerde de pek çok işi gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü artık kodlamaya da hakim olmaları gerektiği için, bilgisayara da hakim olmaları gerektiği için, eğitim de bunu sağladığı için bu birimlerde de çok rahat iş bulabiliyorlar. O zaman kodlama dedik, yani yeni gelen sistemler dedik, bilgisayar yine aynı şekilde sistemler dedik. Bu mesleği yapacak arkadaşların da sürekli yenilenmesi ve kendi geliştirmesi gerekiyor sanırım. Mesela tabii bilgisayar programları hep değişebiliyor. Evet, belli bir çizelge oluyor, herhangi bir şeyler oluyor, kullanıyoruz ama bazen sistem çok çok farklı yönde gelişebiliyor. Bunun adına kendilerini geliştirmeleri mi gerekiyor acaba? Kesinlikle öyle gerekiyor. Zaten önceki yıllarda bu bölüm mezunlarının haricinde daha çok lise mezunu, yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterliğin meslek liselerinde de karşılığı vardı. Önceki yıllarda kaldırıldı. Ortaokul, lise mezunları çalışıyordu. Hala da görevine devam edenler vardır yüksek ihtimalle de, özellikle devlet hastanelerinde. Ama artık günümüzden itibaren işte bilgisayarların işin içine girmesiyle gençler daha çok tercih ediliyor ve genç olup özellikle 2 yıllık, en az 2 yıllık hatta meslek yüksek okulunun bu tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölüm mezunları daha çok tercih ediliyor. Evet.
Şunu soralım mı? DGS dedik ya biraz önce. Peki DGS okunmasa, ön lisans programından bu alandan mezun olunsa, ya hani genelde şey olarak oluyor, sanki 2 yıl okuyunca belli noktalara gelemiyorsunuz, ancak yani kesinlikle 4 yıla tamamlamak gerekiyor gibi böyle bir algı oluşuyor. Hı-hı. Halbuki hocam her programda söyler, meslek yüksek okullarının iş olanağı çok daha fazladır diye vurgular. Siz ne söyleyebilirsiniz bu alanla alakalı? Yani şöyle konuşayım, ben kendim 4 yıllık sağlık idaresi mezunuyum. Hı-hı. Ancak ben açıkçası tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümdeki mezun olan, 2 yıllık bölümden mezun olan öğrencilerin çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar geniş bir alanları var ki iş bulma olanağı bakımından. Sadece biraz önce ondan bahsetmeyi unuttum. Sadece hastanelerde değil bu arada iş imkanı bakımından. Nedir? Medikal olarak ürün üreten firmalar olabilir, ilaç firmaları, sigorta şirketleri olabilir, küçük muayenehaneler, poliklinikler olabilir. Veya işte laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti veren sağlık kuruluşları olabilir. Hepsi de aynı zamanda tıbbi sekretere tabii ki de ihtiyaç duyuyor. Ama hani dediğiniz gibi iş imkanı bu anlamda çok geniş. Muhakkak bulunması gerektiği için hastane içerisindeki büyüklü küçüklü bütün hastanelerde sayı oldukça fazla aslında ihtiyaç duyulan. O yüzden iş imkanı geniş. Yükselme bakımından da illa 4 yılla tamamlamalarına gerek yok. Tabii ki. Bulundukları alanda amirliğe, büro amirliğine kadar da aynı şekilde yükselebiliyorlar tabii. Peki, ki. Peki iş imkanı fazla. Genelde bu sefer de şöyle bir soru gelecek hocam. İşe başladığımda ortalama ne kazanır? Genelde tercih danışmanlığı yapılırken biz öğrenci diyoruz ki önce sen bir bölümünü oku, önce bir kendini geliştir, sonra para kazanma kısmı, ama hep merak ediyoruz. O yüzden internette de bir sürü şeyler yazar, kurumlarda kendine göre bir şeyler yayınlıyor, ama bilgilendirmek adına bir şeyimiz varsa ortalama ne kadar kazanır? Yani şöyle çok kesin konuşamayız tabii. Şimdi işin çünkü hem özel sektörü hem kamu sektörü alanı var. Kamuda başladıklarında kamu içinde KPSS gerekli oluyor. Kamuda başladıklarında işin içine döner sermaye de girdiği için daha yüksek olabiliyor. Ama özelde de yine tabii ki de asgari ücretin üzerinde bir ücretle başlıyorlar. Benim en son öğrencilerimden aldığım bilgilerle hani güncel olarak söyleyebileceğim 1800-2000 arası başlama ücretleri en az olarak duydum. Çok tabii güzel. Devlette bu oran daha da yükseğe çıkıyor memurluk seviyesinde olduğu için o seviyelerde oluyor. Çok ki dediğim güzel. Gibi döner sermaye de ekstrası oluyor. Çok iyi. Aslında kendi geliştirmeye bağlı olarak da yükseliyor bu şey var. Tabii. Bizim bir an önce adım atmamız lazım. Deneyim kazandıktan sonra para kazanılacaktır bu işlerde. Evet, kesinlikle. Ona kesinlikle katılıyorum ben de. Evet. Var mıydı hocam ekstra sorunuz? Ben çok teşekkür sizin ederim. Sizin var mı hocam eklemek istediğiniz farklı bir husus? Yok, ben öğrencilerimizin hepsine başarılar diliyorum. Evet, sınav zamanları. Doğru tercihler inşallah yaparlar. İnşallah. Bir de tek eklemek istediğim, bu alan sağlık alanı olduğu için birazcık empati yeteneği yüksek olan insanların tercih etmesi. Çünkü hastalarla iletişimde olacaklar büyük oranda. Buna biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer kendinde o şeyi görüyorsa, yani ben çabuk sinirlenirim, yapamam diyorsa, belki evet farklı alanlara yönelebilir. Çünkü hastanedeki pek çok alanda hastayla iletişim halinde olmanız gerekiyor. O yüzden bunu birazcık göz önünde bulundurmak. Çok önemli diyoruz. Evet, bu gerçekten önemli. Yani doğru söylüyorsunuz. Çünkü ömür boyu bu mesleği yapacaklar. Kesinlikle ve gelen insanların adı üzerine hasta. Evet. O yüzden da böyle ilgi şey yapar veya en azından güler yüze ihtiyaçları kesinlikle olabiliyor aynen diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben size teşekkür değerli ediyorum. Hocam verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten programımız adına, mesleğimiz adına güzel bilgiler aldık sizden. Ağzınıza sağlık diyorum. Ne mutlu bana. Hocam. Size de her zamanki müthiş sorularınız için teşekkür ediyoruz. Sorularınız sayesinde öğrencilerimize bilgilendi. Doğru sorulara nokta atışı yaptığımız için hocalarımızın da yanıtlamasıyla birlikte artık öğrencilerimiz bu bölümü, bu mesleği öğrenmiş oldular. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün eğitim pusulasında tıbbi görüntüleme tekniklerinden bahsettik program olarak. İkinci yarımızdaki programımızsa tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programıydı. Hocalarımızdan programlarımız hakkında detaylı bilgiler aldık. Meslek hayatından bahsettik, iş imkanlarını konuştuk. Nasıl kendimizi geliştirebiliriz bu program içerisinde, nasıl başarılı olabiliriz hepsinden bahsettik. Ve Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Avalon Kampüsü'nden yaptığımız yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde farklı programları tanımak üzere tekrar sizlerle birlikte olacağız.